Галем. Она уже с вами работала один раз. А, да? 8. Это же люди, которые... Нет, вас должно быть. Все правильно. Я мам бурада дурюж, групп шотландский на Herkes mi burada? Herkes mi burada? Bayan da geldi. Tamam. Tamam. Oldu. Okey. Давайте. Еще раз познакомлю. Давай. Şimdi bugün Kremlin'in içine biz gideceğiz. Kremlin turu şimdi yapacağız. Buradaki lokal rehberimiz Zemfira olacak. Adı Zemfira. Hello. O bize anlatacak. Evet, ben çevireceğim. Ama Kremlin'in içine girmeden önce ben size bu köprünü göstermek istiyorum. Çünkü Kremlin kale şeklinde yapıldığını söyledim. Ve görüyorsunuz kızıl nehir boyunca geçtiğimizde gördünüz. Şimdi öbür tarafını görüyorsunuz. Ve burada da görüyorsunuz tepede Kremlin ve böyle bir yol var. Ama burada şimdi bahçe olduğu yerde nehir akıyor değil. Ama şimdi de akıyor ama şimdi yer altında boru içine alınmış böyle şekilde akıyor. Eski zamanlarda normal akıyordu, o yüzden Kremlin'in içine girmek için böyle bir köprü yapılmıştı. Bu geçtiğimiz köprü Moskova'nın en eski köprüsü, birinci köprüsü sayılır. En eski köprüsü. Ve şimdi o zaman Kremlin'in içine biz giriyoruz, sonra Kremlin'i anlatacağım. 1702 yılında yapmaya başladılar ama biliyorsunuz 1703 yılında daha büyük bir şehir yapmaya başladı. O yüzden önem oraya verilmişti ve bu binanı bıraktılar ve inşaatı çok uzun süre devam etti. Ve başladığında bir mimari tarzda başladılar. Gittiğinde başka mimari tarzda gitti. Evet, oradan biraz geçtiğimizde yan tarafın baktığımızda o bambaşka şekilde yapılmış. Onu göreceksiniz. Ve etraflarda görüyorsunuz silahlar var. Şimdi burada Kremlin alayları bulunuyor. Silahlar görüyorsunuz. Bu silahlar Napolyon zamanlarından kalan silahlardır. Çünkü 1802 yılda Napolyon orduları Moskova'ya geldiler. Hangi yoldan geldiler dün size gösterdim. Ve Moskova'ya girdiğinde Moskova yangın içindeydi. Ama buna iki versiyon var. Çünkü Moskova'ya girdiğinde Moskovalılar Napolyon geldiğini duydular da ve ona hiçbir şey kalmasın diye evlerin ateşe verdiler ve şehirden çıktılar. İkinci versiyona göre Napolyon Moskova'ya geldi. Çar Barış Anlaşması'nı imzalamıyor. Burada kimse yok, yiyecek yok. Kızmış ve şehire ateşe vermiş. Hangisi doğru bildi değil. Ama evet şimdi Их здесь крестили, да, по часовой стрелке. Здесь называется высший апофеоз жизни, это здесь на царство и жены, а там умирали, вот, раз, человеческая жизнь. Там вам говорится, у Фарабина сарай, из тех времен, когда сарай был, и был в сон япылан, 1895 yıllarında ama bunun yerinde daha eski sarайлар vardı ve o zamanlarda saraylardan bu
kiliseye giriş vardı. Bu çarların ev kiliseleri sayılıyor. Biz onu çarların ev kilisesi olarak sayıyoruz. Çünkü çok ufak görüyorsun sadece çar ailesi için. Burada yaşarlardı. Çocuk doğar, ibadet yapılırdı evlerinde gidip. Dua ederlerdi, çıkarlardı. Burada büyüdüğünde en büyük törenler yapılırdı. Evlenme törenleri, taç giyme törenleri, her türlü böyle nasıl en güçlü zamanlarında burada olurlardı. Ve sonuçta buraya gelirlerdi. Çünkü orada mezarları o yüzden böyle çok küçük böyle bir yerde. Ölürlerdi. Evet. Doğarlardı, büyürlerdi, ölürlerdi. Hayat böyledir. Evet, böyle şekilde yapılmış. Tamam, şimdi biz ama biraz hızlı yürüyeceğiz, tamam mı? Böyle bir oraya gideceğiz. Çok güzel bir manzara göstereceğim. Sonra park içinden... Şimdi kapalıydı. Baştan giriş var. Ama buradan bizim... Orta yol yasak, bak kimseyi sokmuyor orada yolları. Buradan araba geçse bakınız. 60 lira da o yüzden. Evet, şimdi bunu anlatacağım orada. Evet, şimdi biz tarifli kısmını geçtik. Şimdi nerede devlet çalışıyor ben göstereceğim. Buradan çok güzel manzara, altta oradan gizliğimizde gösterdim. Ama burada daha iyi görünüyor. Yer sitede, duvar da bitti. Her taraftan böyle şekilde yapılmış diyor. Her taraftan. Tamam, burayı görmüştüm. Bizim başkan da duysun. Bizim başkan da duysun. Alın yazık değil mi? Bir yıla kadar yapılmıştım. Ben böyle tariflerde bunun ağırlığı 200 ton. Parçasının ağırlığı, koptu parçasının ağırlığı 11,5 ton. Kopan parça. Bu çan, niçin çar çan? Çünkü büyük ve çarla, her bir çar çan yapardı kendi döneminde yaşadığı zamanlarda. Bu çana da çarıça sipariş vermişti Anna Ivanovna. Orada yan tarafında kabartmalar var. Anna Ivanovna Petrovna'nın yeğeniydi. Ve o yüzden adı Çarçan. Ağırlığı 200 ton söyledim. Ama içinde gümüş ve altın var. 500 falan kilo gümüş ve 75 kilo falan altın var. İyi götürmemişler mi? Çünkü niçin o... Bir adam trafo çaldı lan. Çanların sesleri daha ince, daha güzel olsun diye. Daha güzel ses olsun diye. Nasıl böyle oldu? Çan yapıldığında o zamanlarda nasıl yaparlardı? Yerde çukur yaparlardı. Kalıplar olurdu ve dökerlerdi. Böyle şekilde döktüler. Ama böyle soğutmak için belirli bir zaman geçmelidir. Böyle şekilde o soğunuyordu ama o zamanlarda Kremlin'de, Moskova'da sık sık yangınlar olurdu. Yangın oldu. Yangın esnasında kalıpları yanmaya başladı. Onları söndürmek için su döktüler. Soğuk sıcak çatladı ve bir parçası koptu. Ama görüyorlar çatladığı için hiçbir yere gerekmiyor, yaramaz. O yüzden böyle yerde 100 yıl kaldı. 100 yıldan sonra zaman geçti. Oy diyorlar dedelerimiz nasıl güzel şeyler yapabilirlerdi. 100 yıl sonra çıkardılar. Kıymetini anladılar. Çıkardılar ve böyle şekilde yaptılar, koydular. Şimdi biz bunu görebiliyoruz. Evet. Orijinal o zamanlar yerinde mi yoksa başka yere mi getirilme buraya? Başka. Ama o burada Kremlin'in içinde. İçindeyken. Kremlin'in içinde bu yapıldı. Evet. Çünkü yangın Kremlin'in içindeydi, evet. Burada Kremlin'in içinde. Ve arkasında görüyorsunuz Çan Kulesi, orada da tamir ediliyor. Bu İvan Kulesi sayılır. Bugün biz Kızlar Manastırı'na gideceğiz, orada da bir Çan Kulesi var. Siz fark ettiniz, bu ne kadar güzel yapılmış.
ama orada göreceğiniz daha da güzel yapılmış. Mesela bu meşhur yer, bu güzel sayılır. Şu top da Napolyon'dan mı kalmadı? O top mu? Evet. Şimdi onun yanına gideceğiz, orada söyleyeceğim. Şimdi biz böyle şekilde olacağız. Yani böyle bakacağız. Tamam. Ve orada şimdi görünmüyor da çan var, onun ağırlığı 75 ton. Tamam, şimdi devam ediyoruz. Kalır, onu düşünmediler. Önce yaptılar, sonra düşündüler. Önce bir yapalım dediler. Bir saralım, devam edelim. Önce yapalım, sonra biliyoruz. Sonra bir çağırsa bakarız. Şimdi Romalılar geldiği zaman İstanbul'a. Oyunlarında batıdaki şey bittiğinde yeni bir şey yaratmak zorunda kaldılar. Çünkü şeyden koptu. Roma topraklarından koptu. Koptu ve yeni bir gücü oraya geldi. Ya o tören birliği mi? Topta bir resim çekilmek lazım. Kaldı. Şimdi öbür taraftan da şeye götürdük ya, Doğu'ya İstanbul'a doğru götürdüğünde, onu dinle toplayabiliriz. 1586'da, 1586'da bu gördüğünüz top yapılmıştı. Topun uzunluğu 6 metre, ağırlığı 40 ton. Çohov adlı usta. Bunu yaptı. Onun sadece bu değil. Orada geçtiğimiz yerlerde topların gördünüz. Ama bu en büyüktü. Bunun da adı çar topu. Ama nasıl o çar çan hiçbir defa da çalmadı. Evet. Çünkü böyle olduğu için. Bu çar top da hiçbir defa atmadılar onlardan. Ve kullanmadılar. Ama görüyorsunuz altında böyle yuvarlak toplar var. Ama onlar süs için. Çünkü oraya baksanız çapları farklı. Oranlar farklı. Oranlar farklı. Evet. Ama nasıl? Maonlar buraya geldiğinde bu topu oraya. Görüyor musunuz? Kule. Spassky kulesi. Evet. Buradan görünüyor. O kapının önüne çıkarırlardı. Onlar geliyorlar ve bunu görünce korkarlardı. Kaçarlardı. Güzel. Korkutma amaçlı yani. Korkutma amaçlı o zaman. Tamam. Evet, kısa bulan bakalım. Bu bina. Evet. Ve bu gördüğünüz bina. Burada da Çudov adlı manastır vardı ama Stalin onu yıktırdı. Her bir çay daha şey önce yıktı, kişileri yıktırıp kendisini bir şeyler öyle yapıyor. Ve bu askeri okulu olarak yapılmıştı. Sonra bir zamanlarda içinde tiyatrodu. Şimdi Putin'in çevresi burada çalışıyor. Şimdi hepsinde çalışılıyor. Bu hepsi çalışmayız. Hepsi ofisler. Evet. Senin Gürcü'ydü. Değil mi? Gürcü'ydü. Gürcü'de artmaz diye başlamıştı. Ama o zamanlarda... O zamanlarda çok karışıktı. Millete bakmazlardı. Devrim yapıldıktan sonra devrimi yapmadı. Orada Gürcü'de, Yahudi'de...